Merhaba, ben Yeşim Cimcoz. Yanımda İlhami, yazı evinden size sesleniyoruz. Bu noktaya kadar geldiyseniz, bu videoyu izliyorsanız, kendini yazmak atölyesi sizin ilginizi çekti diye düşünüyorum. O atölye ilginizi çektiyse ya kendi hayatınızı günlük yazmanın ötesinde bir şeye götürmek istiyorsunuzdur. Ya bir şekilde yaşadıklarınızı yazmak, anlatmak arzusu duyuyorsunuzdur. Belki de kendi hayatınız değil, ailenizden birisinin hayatını yazmak istiyorsunuzdur. Ama bir şekilde bir anı yazısı çıkartmak istiyorsunuzdur. Belki henüz bir anı kitabı yazmaya cesaretiniz yoktur. Belki kendi hikayenizi mutlaka anlatmak zorunda hissedip kendinizi ama bu kadar deşifre olmak istemiyorum diyerek bunun başka bir yolu var mı, ben bunu romana çevirebilir miyim diye düşünüyor olabilirsiniz. Eğer bütün bunlar varsa ya da belki sadece kendinizi günlük gibi anlatmaktan sıkıldınız, daha anlamlı bir şeyler yazmak, bir şeyin farkına varmak istiyorsunuzdur. Bütün bunlar varsa, bunlardan herhangi birisi sizin için geçerliyse, bu atölye doğru bir atölyedir. Biz burada anı yazısı yazıyoruz ama bir anı kitabı nasıl olur, nasıl oluşturulur noktasında çalışmayacağız. Bir roman nasıl yazılır çalışmayacağız. Burada yapacağımız bir aylık çalışma tamamen bir ön çalışma olarak görün. Yazmanın, ben şimdi bir anı kitabı yazacağım deyip oturup yazmanın çok kolay olmadığını düşünüyorum. Çünkü hele hayatımızsa baktığımız o kadar çok anlatılacak şey var ki o hayatın içinde. Neresinden başlayacağız, hangisini yazacağız, dağılabiliyoruz. Dolayısıyla bir ön çalışma yapmamız gerekiyor. Bu ön çalışmayı neden yapmamız gerekiyor? Hayatımız bir değil, bir sürü hikayeden oluşuyor. Bir sürü anı var. Ve bu anılar bir şekilde yıllar içinde birbirlerine belli bağlarla, iplerle, hatlarla bağlanıyorlar. Ve her biri birbirinden farklı da olabilir. Bir iş kadını olarak ben bir hat olabilir hayatımda. Şifa çalışmalarımla ilgili bir hat olabilir hayatımda. Anne olan tarafım, anlatmak istediğim tarafım olabilir. Biz burada kendi yaşamımıza, bugüne kadar geldiğimiz yere kadar olan yaşamımıza bakıp orayı kazmak istiyoruz. Bütün alıştırmalar sadece bunu hedefliyor. 5 yıl önce yazı evini kurdum. Ama herhalde bir artık 17 yıl belki daha fazla oldu. 20 yıl belki de. 20 yıldır yazarlık eğitimleri, şifa çalışmaları yapıyorum. Şifa çalışmalarını çok uzun bir süre yapıp sonra da bıraktım. Yazıyla terapinin, yazının iyileştirici gücüne daha çok odaklanmak istedim. Bana iyi gelen oydu. Bu arada İlhami'nin tüyleri uçuşuyor. Ve ben bu süreçte çok sık gördüğüm bir şey, gelenler, yazıya giriş atölyesine özellikle gelen çok insan, kendimi yazmak istemiyorum dese de aslında kendi hikayesini anlatmak istediği için geliyor. Yazıya ilk gelme sebebimiz, bir derdimiz var ve o derdimizi anlatmak istiyoruz. Ve genellikle bu derdimiz kendi hayatımızla ilgili anlamlandıramadığımız, kafamızın karıştığı, bir yere oturtamadığımız hikayelerimiz var içimizde. Onlara bir anlam vermek arzusu duyuyoruz. O yüzden de bu atölyenin bu anlamda çok iyi bir atölye olacağını, güçlü bir atölye olacağını düşünüyorum. Buna biz yazıyla terapi dersek ben hasta mıyım da iyileşeceğim deniliyor. Benim terapiye ihtiyacım yok deniliyor. Aslında anı dediğinizde de şöyle oluyor. Anı atölyesi dersem ben şimdi buna. Ben belli bir yaşa gelince anılarını yazar insan gibi bir
yorum da aldığım oluyor. Benim burada anıdan kastım bir biyografi değil. Yani kendi otobiyografinizi yazmanız değil. Biyografiler meşhur insanlar için yazılır. Yani birisi tanınmış olur. Biz onun hayatını oradan okumak ve onun hayatından esinlenmek, ne yaşadı onu duymak için okuruz. Sıradan insanlar, günlük yaşamların içinde sizin gibi benim gibi insanların anı kitapları ancak çok yaşlanırlarsa, yaşlandıktan sonra işte hayata ve gençlere söyleyecekleri şeyler vardır diye düşünülerek yazılır. Bu Türkiye'deki bir algı diye düşünüyorum. Yurt dışına baktığımızda, özellikle de Amerika'ya baktığımızda anı kitapları son yıllarda çok rağbet görüyor. Çünkü anının güzel tarafı sizin gibi sıradan bir insanın bir zorlukla mücadelesine şahit oluyorsunuz. Gerçek bir hikaye olduğunu biliyorsunuz. Ve o insan oradan bir şekilde çıkmış ve bunu yazmış oluyor. Bu bize cesaret veriyor, güçlendiriyor. Gerçek olduğunu düşünmek de bizi onaylıyor. Bizim yaşadıklarımızı da bir şekilde onaylıyor. Ve ben de kendi hikayemi o zaman yazabilirim duygusunu veriyor. Bu anılar, anı kitapları bu şekilde yazıldığı zaman biz bütün bir hayatı kayda geçirmekten bahsetmiyoruz. Demin de dediğim gibi o yaşamın içinde bir tema üzerinden giderek onu yazıyoruz. Babamla ilişkim, annem ve ben, ablamla yaşadığımız bütün bu hayat sürecinde yakınlaşmalarımız, uzaklaşmalarımız, bunlar bir anı kitabım olabilir. İş dünyasında yükselişim bir anı kitabı olabilir. Ve o zaman da bütün bir hayatı kapsamak zorunda değil. Hayatımın tümünden parçalar alıp onlarla o dönemi daha güçlü anlatabilirim. Şimdi bunlar ama anı atölyesi de yapılacak şeyler. Yani bu hayatınızın parçaları nasıl bir araya gelip de bir kitap, bir roman olur, onu anı atölyesinde ya da roman atölyesinde düzenliyoruz. Buradaki bu bir aylık kendinizi yazmak atölyesinde ben her gün size bir tane yazı alıştırması vereceğim. Ve bu yazı alıştırmasından siz kendi hayatınızdaki bazı anıları kazacaksınız. Bazı noktalara, unuttuğunuz şeyleri hatırlayacaksınız. Hatırladığınız şeyleri onaylayacaksınız. Evet, ben bunu yaşamıştım diyebileceksiniz. Tabii ki burada ben şunları yaşadım, böyle böyle yaşadım da kalmayacağız. Size iyi bir hikaye anlatmayı öğretmek istiyorum. Bunun için de yapacağım şey, vereceğim alıştırmalar, zaten bu iyi hikayeyi nasıl ortaya çıkartacağınızı size anlatmadan, uygulatarak yapacak, gösterecek. Bir de araya kendi hikayemizi yazarken nelere bakmalıyız, nasıl karakter çalışabiliriz gibi bir takım ipuçlar vereceğim. Bu atölyede videolar olacak. Muhtemelen haftada 4-5 tane videonuz olacak. Bol bol yazı çalışmalarınız olacak. Yani her gün bir alıştırma. Onun dışında da bazı metinler vereceğim okumanız için. Bazı videolara yönlendireceğim sizi belki. Bu şekilde bu atölyede kendi hikayelerinizi ortaya çıkartmanızı sağlamayı hedefliyoruz. Atölye bir ay sürecek. 21 Ağustos'ta başlayacak. 17 Eylül'de bitecek. 17 Eylül'de bittiğinde umuyorum ki elinizde daha sonra bir roman atölyesine ya da bir anı atölyesine katılarak toparlayabileceğiniz, kitap haline getirebileceğiniz
bir takım yazılarınız olacak. Ve bu yazıların da o atölyelerde geliştirilerek daha rafine hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Yani biz ham malzeme hazırlıyor olacağız. Atölye sanal olacağı için zaman ve mekan sınırınız olmayacak. Haftada, her hafta bir belki iki defa sizin o hafta yazdığınız her şeye bakıp paylaşırsanız, çünkü paylaşmak mecburi değil, paylaşırsanız yazılarınızı, yazdıklarınıza bakıp genel olarak bütün o yazılanların arasından nelere daha çok odaklanabilirsiniz, nelerin üzerine gitmelisiniz gibi geri bildirimlerimi video ile yapacağım. Onun için de birebir yazdıklarınız üzerinde bir yorum yazmayacağım. Bunun nedeni yazı akışınızı ve anlatma heyecanınızı kırmamaktır. O birebir geri bildirimleri ana atölyesinde ve roman atölyesinde zaten alabilirsiniz. Bizim bu bir ay içinde istediğimiz kendi hikayemizi ortaya çıkartmak için malzeme yaratmak. Haftada bir ya da iki böyle videolarımız olacak. Atölyeyi şu anda başka bir seçenek yaratmaya çalışsam da ilk olarak sanıyorum Facebook üzerinden başlatacağım. Facebook'ta gizli bir sayfa açıyorum. Yani bu gizli sayfa ne demek? O sayfaya sadece davet edilen insanlar gelebiliyorlar. Atölyeye katılmış olan insanlar dışında hiçbir kimse bir Google taramasında ya da işte Facebook'ta bu bilgiyi yazıp da bize ulaşamayacak. Tamamen kapalı bir grup olacak orası. Arzu ediyorsanız o kapalı grupta paylaşımda yapabilirsiniz. Ama asıl o grubun amacı sorularınızı bana sormak için var. Yani oraya girip günlük sorular sorabilirsiniz, kafanıza takılan bir şeyleri sorabilirsiniz. Dolayısıyla bu atölyeye katılmak istiyorsanız bir Facebook hesabınız olması gerekiyor. Şu anda Facebook üzerinden değil de başka bir platformda bunu gerçekleştirmek için çalışmaları sürdürüyorum. Ancak Ekim sonu, Kasım başında bu gerçekleşebilecek. Şu anda Facebook hesabınız yoksa maalesef bu atölyeye katılmanız mümkün olmayacaktır. Normalde Facebook kullanmıyorsanız sahte bir hesap, sahte dediğim yani başka bir isimle hesap açabilirsiniz geçici olarak. Atölye bitince hesabınızı kapatabilirsiniz. Ama seçim sizin. Bana sık sık bu tür atölyelerde başka bir şekilde halledemez miyiz sorusu geliyor. Şimdiden çok net söyleyeyim, başka bir şekilde halledemem. Çünkü bu çok dağıtıyor. Burada grubun bir arada kalması benim için çok önemli. Onun için Facebook üzerinden yürüteceğiz. Bu atölyeye kaydolmak istiyorsanız bununla ilgili bilgiler e-mail bıraktığınız için size birkaç gün içinde gelecektir. Çok teşekkür ediyorum. Umarım aramıza katılırsınız ve birlikte birbirimizin anılarında dolaşırız. Görüşmek üzere. Evet.